başa. Kemençemin üstüne hardıma kapakladım. Kemençemin üstüne hardıma kapakladım. Kirpiklerin koynuna duymadım sabahlar. İlerleyen saatlerde ve horonumuza kaldığımız yerden devam edelim. Bakma kardeşim, nelerde kavuşacağız, nelerde kaldırız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haydi bakalım. Oh 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 oh. Hi hi hi. Girme araya.
yerlere. Çanakçı'dan aşağı in dereye dereye. Neydeyim İstanbul'u aşığım görenlere. Siz dağından aşağı in dereye dereye. Neydeyim İstanbul'u aşığım Türkiye'ye. Haydi haydi burada. Ben geldim ben de. Sevgili başkanımız aramızda dedik kendi elleriyle. Sevgili vatandaşlarına kendi elleriyle hizmet ediyor, görüyorsunuz. Hamsileri sizlere yedirdi. Efendim 15 yıldır sizlere hizmetin en güzelini sunan sevgili belediye başkanımız Murat Aydın aramızda. Alkışların en güzeli sevgili belediye başkanımız için gelsin bakalım. Sevgili başkanım sizleri böyle alabilir miyiz? Evet alkışlar bitmesin. Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın aramızda. Hoş geldiniz sevgili başkanım. Buyurun. Sevgili hemşehrilerim, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, merhabalar. Zeytinburnu meydanına, evinize, İstanbul'umuzun yeni etkinlik alanına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili hemşehrilerim, şu an bulunduğumuz nokta Zeytinburnu Meydanı. Geçmişte hatırlıyorsunuz burada hükümet konağı vardı. Depreme dayanıklı bina olmadığı için kaldırdık. Yenisini hemen yanı başımızda yapıyoruz. Bakınız yeni hükümet konağı yapılıyor. Burada huzur evi vardı. Yenisini yaptık ve huzur evini buradan kaldırdık. Başka? Yine burada sağlık ocakları vardı. Yenilerini yaptık ve bu meydanı boşaltmış olduk. Şimdi şu an bulunduğumuz yerin altında 400 araçlık otopark var. Burada 400 araçlık otopark var. Hemen yanı başımızda İnönü Caddesi'nin altında 500 araçlık otopark var. Türkiye'nin ilk cadde altı otoparkı. Bu hizmetleri yapabilme yetkisini ve imkanını bize verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bu hizmetleri birlikte başardık. İyi ki varsınız. Rabbim eksikliğinizi göstermesin. Sizlerin verdiği yetkiyle ve sizlerin oluşturduğu bütçeyle bu imkanları sunduk. Şunu ifade edeyim. Gerçi biz buranın yapımına para harcamadık. Yaklaşık 10 milyon liraya yapıldı burası. Yap, işlet, işletirken kira öde, sonunda devret modeliyle yapıldı. Belediyeden bir kuruş para çıkmadı bu meydanın inşasıyla ilgili. Sizlerin desteğiyle inşallah 30 Mart'ta malum yerel seçimler var. Bu seçimlerin Zeytinburnumuz, İstanbul'umuz ve güzel ülkemiz Türkiye'miz için hayırlı olmasını diliyorum. Sizlerin desteğiyle 30 Mart'tan sonra hemen yanı başımızdaki askeri lojmanlar yaklaşık 120 bin metrekarelik alan park olacak. Orası Zeytinburnumuzun en güzel parklarından birisi olacak. Hemen yeni hükümet konağının önünden metroya bineceğiz ve buradan havalimanına kadar gidebileceğiz. Buradan hükümet konağının önünden Zeytinburnu meydanından metroya bineceğiz. Üsküdar, Kadıköy, Kartal, Fenerbahçe stadyumuna kadar gidebileceğiz. Yine buradan metroya bineceğiz. Yenikapı, Haliç, Şişhane, Taksim, Mecidiyeköy, Sarıyer, Türk Telekom Arena, Galatasaray'ın stadyumuna kadar gidebileceğiz. Çırpıcı'da Büyükşehir Belediye Başkanımız 1 milyon metrekarelik parkın İlk 150 bin metrekarelik kısmını tamamladı. İnşallah
sizlerin desteğiyle önümüzdeki birkaç yılda çırpıcıda 1 milyon metrekarelik bir park inşa edilecek. Çırpıcı deresinde sandallarla dolaşıyor olacağız. Sandallarla dolaşıyor olacağız. Sevgili hemşehrilerim, bizlerin derdi, bizlerin sevdası, ay yıldızlı bayrağımız gök kubbenin altında kıyamete kadar dalgalansın. Zeytinburnu özelimden bu ulvi davaya destek vermeye çalışıyoruz. Bu şu demektir: çocuklarımız, torunlarımız, neslimiz inşallah değerlerine bağlı olarak, kültürlerine bağlı olarak bu topraklarda yüzyıllar boyu ta ki kıyamete kadar yaşayacaklar. İnşallah onlar 500 yıl sonra, 1000 yıl sonra şöyle diyecekler: ya Rabbi, ceddimizden, geçmişimizden razı ol. Onlara rahmet eyle diyecekler. İsimlerimizi bilmeyecekler ama bize dua edecekler. Şöyle diyecekler: Rabbim, geçmişimizden razı ol. Onlar bize cennet gibi bu vatanı emanet ettiler. Mekanları cennet olsun diyecekler inşallah. Amaç kubbede hoş seda bırakabilmek. Amaç dua alabilmek. Bakınız, Zeytinburnu'nda bir dua alma projesi olarak, bir sosyal proje olarak Akdem diye bir kuruluşu inşa ettik ve faaliyete geçirdik. Bu Türkiye'de bir ilktir. Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi. Akdem hemen şurada. Hemen şurada. Dua alma projesi dedim. Nasıl dua alıyoruz birlikte? Şu an yaklaşık 300 tane büyüğümüz, yaşlımız, yatalağımız evlerinde vücut temizliğinden ev temizliğine, pansumanından yemek ikramına kadar yapıyoruz ve dua ediyorlar. Diyorlar ki belediyemizden Allah razı olsun. Belediyemize bu yetkiyi veren Zeytinburnu halkından Allah razı olsun. Bu imkanları bize sunan, belediyeye vergi ödeyen Zeytinburnu halkından Allah razı olsun diyorlar. Dua alıyoruz. Türkiye'de bir ilktir. Bu Türkiye'de bir ilktir ve model alınmıştır, örnek alınmıştır. Diğer belediyeler de bu projeyi örnek aldılar ve Türkiye'de yayılmaya başladı. Sizlerle birlikte başardık. İnşallah gelecekte yine Zeytinburnu'muzu çok güçlü bir marka haline getireceğiz. Yani Zeytinburnu'muz yaşam kalitesinin en yüksek olduğu yer olacak. Bunu birlikte başaracağız. Her zaman yanımızda oldunuz. Ben sizlere müteşekkirim. Rabbim eksikliğinizi göstermesin. Sevgili hemşehrilerim, 30 Mart yerel seçimleri hayırlı olsun. Barış ve huzur ortamı içerisinde geçsin. Bakınız ne güzel, ne güzel siyasi partilerimizin adayları, araçları. Milliyetçi Hareket Partimizin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, BDP'nin, AK Parti'mizin, diğer partilerin adayları, araçları barış ve huzur ortamı içerisinde, güzel bir yarışın içerisinde. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Barış ve huzur ortamı içerisinde yaşamamızı nasip etsin. Türkiye'nin güzelliği budur. Ben bu yarışın huzur ortamı içerisinde geçmesini diliyorum. Sevgili hemşehrilerim, şu an benim yanımda her zaman bize destek veren, yanımda olan AK Parti'mizin değerli ilçe başkanı Bahattin Ünver kardeşimiz var. Ona da huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda olsun oldu. Sayın Başkanım sağ olun, var olun. Bir de helallik dilemek istiyorum sizlerden. 15 yıl
dile kolay. 3 dönem hayatımın en onurlu görevini bana tevdi ettiniz. Ve ben ilk belediye başkanı olduğumda başkan yardımcılarıma ve müdürlerime şu talimatı verdim. Bu belediyeye gelen her kim olursa benim annemden doğan öz kardeşim gibi davranacaksınız dedim. Zengin fakir, doğulu batılı, kuzeyli güneyli, Müslüman gayrimüslim insan mıdır? Eşref-i mahluktur. Yaratılmışların en üstünüdür. Ona kim olursa olsun bu belediyeye geldiği zaman benim öz kardeşime davranacağınız gibi davranacaksınız dedik. Öyle davranmaya çalıştık. Her talebi belki yerine getiremedik. Sizler de annesiniz, babasınız, kardeşsiniz. Ailenizde her istenen şeyi yerine getirebiliyor musunuz? Bu mümkün olmuyor. Biz de her talebi yerine getirmek isteriz. Ama getiremiyoruz zaman zaman. Farkına varmadan ben ya da arkadaşlarım, belki incittiğimiz kardeşlerimiz olmuştur. Ben sizlerden bu anlamda helallik diliyorum. Hakkınızı helal edin. Çok çok teşekkür ediyorum. Benim bir kardeşiniz, bir ağabeyiniz, bir evladınız olarak hakkım var ise, yok da hani kuluz ya, var ise helal olsun. Helal olsun. İnşallah sizlerin desteğiyle, sizlerin duasıyla önümüzdeki 5 yıllık süreçte Zeytinburnu'muza geçmiş 15 yılda verdiğimiz hizmetten daha fazlasını birlikte gerçekleştireceğiz. Allah'ın izniyle. Bu anlamda destek ve dualarınızı bekliyoruz. Zeytinburnu ve Zeytinburnu insanı hep ilkleri gerçekleştirmiştir. Türkiye'nin ilk gece kondusu Zeytinburnu'nda yapıldı. Rumeli'den gelen baskı karşısında, zulüm karşısında alnını rahatlıkla secdeye koyamayan orada, ama alnını rahatlıkla secdeye koyabileceği yer olarak Türkiye'yi gören kardeşlerimiz ilk defa Zeytinburnu'na gelmişlerdir. Yine Doğu Türkistan'dan 18 bin tane kardeşimiz bundan 50 yıl önce baskı ve zulümden sebep buralara gelmeye çalışmışlar. Sadece 1800 kişi ulaşabilmiştir Türkiye'ye. Kalan 16.200 kişi yollarda şehit olmuştur. Ve onlar ilk defa Zeytinburnu'na gelmiştir. Burası Doğu Türkistan'dan Rumeli'ye, doğudan batıya, kuzeyden güneye Türkiye'nin kucaklaştığı yerdir. Bu yönüyle bir ilktir İstanbul'da. Yine Zeytinburnu'muz belediyecilik hizmetlerinde ilk defa bilgi evini yapan belediyedir. İlk defa temalı parkları Türkiye'nin ilk ve tek tıbbi bitkiler bahçesini 16 yıl önce beton santralı olan bir yere yapmıştır. Türkiye'nin ilk panorama müzesini Zeytinburnu'nda Büyükşehir Belediye Başkanımız yapmıştır. İlklerin belediyesi. Yine inşallah bu 30 Mart'tan sonra Zeytinburnu'muz bir ilke daha imza atacak. Nedir o biliyor musunuz? Sizlerin desteğiyle, inşallah sizlerin desteğiyle Büyükşehir Belediyesi'ne 5 tane meclis üyesi gönderirsek AK Parti olarak, bunun 3 tanesi kadın olacak, bayan meclis üyesi olacak. İstanbul'un 39 ilçesi arasında bu bir ilktir ve Zeytinburnu'na nasip olmuştur. Ben sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum. Bugünkü organizasyonumuza geldiğiniz için,
Çok çok teşekkür ediyorum. Rabbim eksikliğinizi göstermesin. Küçüklerimin ellerinden öpüyorum. Gözlerinden öpüyorum. Küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Ama küçüklerimden bazen ellerinden de öperim. Ve alınlarından öperim. Şimdi benim bir torunum var. Allah bağışlasın. Hepimizin evlatlarını. 1,5 yaşında. Bizim damat Aydınlı. Benim kız damat Aydın'da yaşıyor. Çok sık göremiyoruz. Yani 1,5 yaşında 3-5 kez ancak görebildik. Bundan 1,5-2 ay önce annesi kızım aldı getirdi. Şimdi annesi öğretmiş. Oğlum diyor bir öpücük ver. Annesine yanağını yaklaştırıyor. Ben de diyorum ki oğlum bana da bir öpücük ver. Bana alnını yaklaştırıyor. Ben gençlerin alnını öpüyorum. Ellerinden de zaman zaman öpüyorum. Büyüklerimizin de ellerinden öpüyorum. Sevgili kardeşlerim, sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Yalnız biraz önce dedim ya, Türkiye'de bir ilki, İstanbul'da bir ilki Zeytinburnu gerçekleştirecek. 5 tane Büyükşehir Meclis Üyesi gönderirsek 3'ü bayan meclis üyesi olacak dedik. 6 olursa 3'ü bayan, 3'ü erkek olacak. Şimdi o meclis üyelerimizden 2 tanesi burada. Tanımak ister misiniz? Arkadaşlar buyurun kendinizi tanıtın. Sevgili hemşehrilerimiz, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Avukat Havanur Yurtsever ben. Aslen Rumeli'den göç etmiş, sonra Türkiye'ye yerleşmiş bir ailenin evladıyım. Samsun'a yerleştiği için dedelerimiz, atalarımız, Samsun Bafralıyım. Önümüzdeki yerel seçimlerden sonra inşallah sizlerin de desteğiyle, duasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak ve aynı zamanda Zeytinburnu Belediyesi İlçe Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yapacağım. Avukatım, evliyim, 3 çocuk annesiyim. Allah inşallah mahcup etmeyecek. İzliyorlar ve batıdır arkadan. İzliyorlar, canlı var değil mi başkanım? İzliyorlar çünkü haber geldi bana. Ben de kendim Hafız hocayım. Batı Trakya Camisi'nde hocalık yapıyorum. Bundan sonra bütün desteklerinizi bekliyorum. Hepiniz için, Türkiye için, Zeytinburnu için çalışacağız ve bütün kadınlar için. Allah'a emanet olun. Teşekkürler. Var bayan olarak 2 tanesi buradaydı. Yine gün içerisinde buraya geldikleri sürede sizlerle tanıştıracağız inşallah onları. İlçe başkanımızı tanımak ister misiniz? Başkanım bir selam verin gelin ya. Sevgili hemşehrilerim, hamsi ikramımız devam ediyor. Toplam 20 bin hemşehrimize bugün hamsi ikramında bulunacağız. Saat 5'e 6'ya kadar devam edecek inşallah. Sayın başkanım bir merhaba. Başkanım teşekkür ediyorum. Hakikaten çok güzel bir manzara. Sizi tebrik ediyorum başkanım. Zeytinburnu halkını tebrik ediyorum. Sevgili kardeşlerim, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasıl, meydanı iyi buldunuz mu? İstediğiniz gibi olmuş mu? Evet, başkanım, Zeytinburnu halkı da onayladı. Tebrik ediyoruz. Allah nice nice böyle güzel günler bizlere birlik ve beraberlik içinde yaşatsın inşallah. Ne güzel bir manzara. Önemli olan bir araya gelebilmek. Belediye başkanımız icraatlarını kendi ağzından, kendi dilinden dinlemek çok güzel. İnşallah önümüzdeki süreçte siyaset yapmayalım bugün. Önümüzdeki süreçte inşallah bir 5 yıllık süreçte de yine belediye başkanımız hayaline gelmeyecek başkalarının ama belediye başkanımızın hayaline gelecek projeleri inşallah onaylayacak, yapacak ve Zeytinburnu'na çok güzel hizmetler verecek. Ben verdiğiniz destekten dolayı, bu güzel manzarayı oluşturduğunuz dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim çok teşekkür ediyoruz sevgili başkanımıza. Ne kadar doğal.
Efendim,